seçildiler. Önce bir bulundukları kentin bir güvenli kazansınlar. Belediye başkanlarının adaylığına kapıyı kapattı. Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. CHP'nin HDP ile ilişkisini inkar etmedi. Meşru bir organla biz bu sorunu çözebiliriz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz haber ajansı Reuters'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, yuvarlak masa etrafında bir araya geldiği 5 parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde, bunu kabul edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı kim olacak veya kim olmayacak onu daha sonra kendi aramızda oturup konuşacağız. Beş genel başkan aynı zamanda cumhurbaşkanlığını önerirse elbette kabul ederim. Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Okay. Yeah. I'm okay. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da konuştu. Cumhurbaşkanı adaylıkları gündeme gelen iki isim için onlar görevlerine devam edecek dedi. Görevlerini sürdürmelerini... Bu seçimler çok... için... Hayal evet, 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 evet. evet. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan HDP'nin saygın bir siyasi parti olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, dolayısıyla onlarla da ilişkilerimiz var ifadelerini kullandı. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Başkan Erdoğan heykelini dikeceğiz, heykelini. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu sözlerin sahibi terör tutuklusu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili de konuştu. Demirtaş'ın hukuksuz olarak cezaevinde tutulduğunu öne sürdü. Osman Kavala da Selahattin Demirtaş da hapishanede boşuna tutuluyor. Yasalara, hukuka aykırı olarak tutuluyorlar. Bir insan düşüncelerinden ötürü yargılanmamalı ve hapse atılmamalı. Kılıçdaroğlu röportajda Suriye ile ilgili bir değerlendirmede yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la oturup anlaşma yapılması ve diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini söyledi.